Aliağa bölgesi hepimizin bildiği gibi Türkiye'deki çevresel kirlilik bakımından kritik eşiklerin aşıldığı 3 bölgeden en önemlilerinden bir tanesi. Burada çünkü olmayan endüstri tesisi neredeyse yok gibi. Aliağa'daki termik santral mücadelesi Türkiye ekoloji mücadelesiyle neredeyse yaşıt durumda. Türkiye'nin en büyük çevre eylemi yine bu bölgede yapılmak istenen bir termik santrale karşı Konak'tan Gencerli'ye kadar insan zincirleri oluşturularak bertaraf edilmişti. 90'lı yıllardaki mücadelenin üzerine 20 yıl sonra tekrar gündeme geldi. 2008 yıllarında bölgeye kurulmak istenen kömürlü termik santral haberiyle biz Foça Çevre Kültür Platformu'nu kurup bu mücadeleye başladık. Mücadelenin başlangıcından bu yana bir tanesinin tüm izinleri iptal edildi. Bir tanesi izinlerin iptali sürecinde, dava süreçlerinde çalışmaya başladı ve çalışmaya devam ediyor şu anda. Yasa dışı bir şekilde çalışıyor. Şu ana kadar açmış olduğumuz üçüncü dava. Egeçep, meslek odaları ve yurttaşların açtığı dava devam ediyor. İlk iki davayı kazandık. Üçüncü davanın bilirkişi raporu da yine lehimize geldi. Çalışsa da bunun hukuk aykırı olduğuna dair sürekli yeni kararlar ortaya çıkıyor. Bu ciddi bir, onlar için ciddi bir sorun. Bizim hareketimiz açısından ciddi bir başarıdır. Bir mevcut fabrikaların atıkları İzmir'in kuzey ormanları, Foça ormanlarının içine dökülmeye devam ediyor. Curuh dağları oluştu. Buna karşı da aslında açılan davalarımız var. Onlar devam ediyor. Kümülatif etki göz ardı ediliyor. Bu bölge bu kadar kirliyken buraya yeni bir kirletici tesisin yapılmış olması ayrıca değerlendirilmesi gerekir. En son aşamada bilirkişiler artık Aliağa'da kirletici tesislerin üzerine yeni bir tesis kurulamayacağını, termik santralın yeni riskler yaratacağına dair raporlar verdiler. Bacasütü'den termik santralın şu anda dahi gayri sıhhi müessese raporu olmadığını biliyoruz. En son keşifte bilirkişiler ve davacı olan bizler kömürden ve kömürün yakılmasıyla çıkan küllerden tahlil yapılmasını istedik. Ancak bu isteğimize şirket ve bakanlık temsilcileri aşırı tepki gösterdiler, engel çıkardılar. Mahkeme heyetiyle daha sonra bu tahlillerin yapılacağı, numuneler alınacağı konusunda anlaştığımız halde verdiği ara kararla bu isteğimizi reddetti. Bu da şunu gösteriyor. Yakılan kömürde ve yakıldıktan sonra çıkan külde gizlenen bir tehlike var. Bunun raporuna geçmesi engelleniyor. Sanayi tesisleri buraya kurulmadan önce aslında kimi antik kenti gün yüzüne çıkarılabilseymiş, biz bugün burada bu kirlilikten değil bir kültür hazinesinden bahsediyor olacaktık, bir turizm cennetinden bahsediyor olacaktık. Kültür Bakanlığı antik kentler listesinde dahi adı geçirilmiyor. Bugün onursal kazı heyeti başkanı Sebastiano Lagona, Efes ve Bergama'yı geçebilecek büyüklükte bir antik kent olduğunu ifade ediyor. Ama yine de bu mücadeleyi burada çok ciddi boyutta verdiğimiz için belki de yeni projelerin de önüne geçmiş oluyoruz. Bir Batı Çim burada çimento fabrikası kurmak istedi. Bunun chat toplantısında gayet güzel argümanlarla savunarak bir daha kendilerini görmedik ve çimento fabrikası kurulmadı. Çok kısa süre içinde yeni bir iptal kararıyla karşı karşıya geleceğiz. Onların çalışmasına izin vermeyeceğiz. Mücadeleye devam.